Yaşamak istiyor muyum bir ülkede? Ben pasaportumu da aldım. Aldım yani. Gidebilirim. Hatta şu 5 nolu KHK komisyonu var. Ali Yılmaz şu anda aile başkan hazinede. Sadece onun yazmış olduğu rapor var ya. Onunla gitsem şimdi bir Avrupa ülkesine iltica kabul edilir. Kendi adıma 4'e ayırdım. Dürüstler, korkaklar, troller ve yavşak. Az önce çıplak aramadan bahsediyor. Hala devam ediyor. Ben 1,5 ay önce Sparta'da gözaltına aldım. Bir disiplin cezasından dolayı. Tamamen şey, hukuk, adalet falan kalmamıştır. Bazen hala ümidimi kaybetmedim ama çok özür dilerim, küfür ediyorum artık. Nezaketli birisiyim. Asla ve hatta şimdiye kadar etmedim. Yazılarımda kesinlikle başvurmadım ama başından sonuna kadar Adalet Sarayı'nda cezaevinde 3 gün kaldım. Başından sonuna kadar işte müddetnamenin verilmesinden tutun da dilekçe yazmaya kadar hep ertelediler ve çıplak arama yaptılar. Hani yok falan diyorlar ya. Resmen mahkeme beni ki disiplin cezası. Ve 1,5 ay sonra da ceza iptal ettik. Haklıydım, elimdeki belgeleri almadı Sayın Savcı. Veya zabıt katiplerim, İstanbul'daki zabıt katiplerim işgüzarlarından dolayı. Benim için iyi bir tecrübeydi. Görmüş oldum, adli mahkumlarla hücrede kalmış oldum. Parmağınızı dokunmayacağınız pis yerlerde yatırdılar beni. Bir tecrübeydi, psikolojik tanışmam olduğum için. Belki de işte yıllardır cezaevlerinde psikologluk yapan arkadaşların elde edemediği tecrübeler elde etmiş oldum. Neyin ne olduğunu açıklamayacağım, neyin ne olduğunu çok hızlı bir şekilde ciddi bir tecrübeydi. Şimdi hala KHK'ların kanunsuzlukla devam ediyor. Konya'yla ilgili bahsettim. Ben beraat ettim. O günün savcısı Mustafa Kemalçı da şu an Ankara'da başka bir ağır ceza mahkemesi başkanı. Ben hep muhalefet olduğum için haksızlıklara muhalefet eden birisiyim. Çalıştığım kurumda da haksızlıklar olduğu için mahkemeye başvurmuştum. Bunu da öğrenmiş Sayın Savcı. Beni de davet etti gizli tanık olarak. Tabii ki dedim, niye vermeyin ifademi. Fakat kullandığım bir cümle hoşuna gitmedi beyefendinin. Çünkü herkes hakkında veya soracağı insanlar şu hakkında olumlu cümle bahsedeceğim için. Çünkü ilginç bir durum. Bütün o mahkemeyle sevk ettiği insan hiç mi iyi hali yok? Hiç mi güzel bir hali yok? Mesela istihbarat raporu, hakkında tutulan istihbarat raporu. Bir polis memuru söyledi bana, eşi istihbarat için bir kreşte danışmanlık yaparak. Hocam dedi, sizi bütün öğrencilerimiz seviyor. Selçuk Üniversitesi'ndeki akademisyenler de stajla bahsediyor. Hiç olumsuz bir şey yok hakkında. Bütün öğrencilerimi seviyormuş dedi. Herkes iyi bahsetmiş. Bakın bu istihbarat raporu. Tabii mahkeme başkanının önüne gitmiştir diye tahmin ediyorum. Bana sordu, burs verdin mi? Verdim dedi. Sohbete gittin mi? Gittim dedim. Tayyip abi miydin? Tayyip abiydim dedim. Dobra dobra konuştum ben böyle. Her şeyi söyledim. Olmadığım dönemleri de olduğum dönem. Çünkü bunlar suç değil. Değil. Fakat o günün şartlarında işte 370 sayılı KHK'nın 5. maddesine istinaden 2016'ya 1 sayın milletvekillerim. Lütfen 2016'ya 1 sıra ne oldu genelde? Bu genelgenin şartları var. İlk KHK komisyonlarının aldığı kararlar yürütülebilir kararlar değil. Biz yaklaşık 2 hafta önce 1. İdare Mahkemesi bir arkadaşımızla beraber benimle müdahale olduk. Başvurduk bununla alakalı, reddedildi. Fakat şöyle bir cümle bahsedeyim. Komisyon kararları yürütülebilir kararlar değil. Görüş ve öneri raporlarıdır. Fakat Konya'da bunlar yürütülebilir kararlar olarak devam ediyor. Çünkü ben beraat ettim. 2 tane Cumhuriyet Savcısının, Sorgu Savcısının iddiaları çöktü. Sınava girerdi birime duruşma. Savcı istedi. Yani 8 gün sonra ben gerekçeli kararla beraat etmiştik. Buna rağmen 52 günlük maaş alacağımızı biz devamlı BİMER'den başvurduk. Önce dosyalar gizli dediler. Sonra biz ombudsmanlığa başladık, bilgi edinme üst kuruluna başladık. Yani şu an ben Adalet Meslek Yüksekokulu'nda kaydoldum. Artık hukuku kendimizle, avukatlardan çok yardım alamadığımız için kendimiz araştırarak biliyoruz. Birçok kanunu, birçok maddeyi kendimiz araştırarak biliyoruz. Şimdi en son bu raporun 5 nolu KHK komisyonu raporu Konya'daki Ali Yılmaz isimli o günün vergi müfettişi şu an hazinede beyefendiye ilan vermişler, daire başkanı yapmışlar. 147 kişiye GESAV'a bağış yaptıkları için ne yapmış? İltisaklı, FETÖ, terör örgütü, PYD terör örgütü ilginç bir madde var. Yani bir memurun yapamayacağı kadar hak gaspı yapmış, kendini yargıç yerine koymuş. Böyle bir raporla hala benim maaşım vermiyorlar. Ben beraat ettim diyorum. Sizin raporunuz görüş ve öneri raporu yürütülebilir değil. 2016'ya 1'de ne yapacaklar? Ben itiraz ediyorum. Bakanlıkta bir kurul kurulması lazım. Kurulmamış bu kurul. Yani kendi yaptıkları KHK'lar ile uygulamıyorlar. Ve beni mahkeme beraat ettirmiş beni. Benim o maaş, mesele maaş meselesi değil. Yani tam yargı davası açarım, kazanırım. O 147 kişi, yani kanunsuzlukları bulmaya çalışıyoruz. Kanunsuzlukları yüzlerine çarpmaya çalışıyoruz. Beni ifadeye çağıran ve daha sonra geri gönderen, ifademi almayan
Daha sonra da işte Ankara'da bir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Kemal Çatak, eşimin memleketisi. O memleketteki yurdun Ramazan çadırlarında verdiği iftarlara bağış yapmış. Onun yaptığı sevap, benim yaptığım suç. Ben de bağış yaptım. Yüzü 1000 liralık bağış yapmışım kesaba. Çünkü üniversite yüzlerce öğrenciye burs veriyordu. Bu suç olamaz. Bunlara suç diye uyduruyorlar. Böyle şey mi olur? Yani ilginç bir şekilde biz şunu talep ediyoruz. Sulh ceza hakimlikleri, Şentop'un fikir babalığını yaptı. Keşke Gergerlioğlu'nun önüne geçirseydi milletvekillerimiz de. Orada biz bir içimiz soğusaydı. Yani önüne geçirseydi. Profesör olmuş, anayasa profesör ama kusura bakmasın. İçimi boşaltıyorum, hakkınızı helal edin. Çünkü ben 14 gün gözaltında kaldım. Sonra bir yıl boyunca bir kapı çarptığı zaman, kapının önünde bir araba durduğu zaman veya zil çaldığı zaman travmatik bir hadiseyle ayağa fırlıyordum. Ben psikolojik danışmanım. Daha sonra çocuk ve ergenlerle ilgilenmeye başladım. Bu dönemde özellikle çocukların ve ergenlerin çok ciddi problemler yaşadığını gördüm. Yetişkinlerde bıraktım. KK'lı ailelere ulaşabildiğim kadar ulaştım. Lütfen gelin dedim. Ben para bulup istemiyorum. Bazen onlar da ağladı. Bazen gittikleri zaman ağladı. O kadar zor durumdalar ki çocuklar. Konyalılar biliyorlar, Adalet Kurulu Başkanı ne kadar ceza verirse bir ümre sevabı alırım denen böyle bir hakim. Veya malum bir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı en üst şeyden ceza verdi arkadaşlar. Bunlar malum kişiler, bir şeye müntesip olan insanlar. Bunların kararlarını mı doğru sayacaksınız? Neden arkadaşlar yeniden yargılanmayacak? Burs vermek suç değil ki, sohbete gitmek suç değil ki. Bunları nasıl suç olarak görürsünüz? Yargıtay zaten açıkladı. O yüzden diyoruz, suçu olanlar yargı, ben de var, ben de suçluysam hala cebimde 80 ihtilalinden beri bir suç cüzdanımı hiç ayırmadım ya. Ve onu gösteriyorum. Burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazıyorsa ben bu ülkenin vatandaşıyım. Sonuna kadar cezam varsa çekeyim. Seve seve çekerim. Hatalıysam insanım, hata yapmış olabilirim, kanmış olabilirim, kandırılmış olabilirim, çekerim. Yoksa ama sadece uydurulmuş suçlarla verilen cezaların yeniden ele alınması gerekir. Böyle hakimler tarafından ceza bu insanlar. Suçları varsa çeksinler. Burada konuşan arkadaşların bir kısmını, Değeri Hanım'ı, diğer arkadaşları çok kendine tanıyorum. Eşi benim arkadaşım veya işte Bekir Görmez benim yakın arkadaşım, Fatma Görmez ifade ettiği. Bir sürü zulüm çektiler. Yani uzun yıllardır Konya'da kaldığım için hepsi benim can ciğer arkadaşım. Ben beraat ettim ama rahat değilim. Yaşamak istiyor muyum bir ülkede? Ben pasaportumu da aldım. Aldım yani. Gidebilirim. Hatta şu, çok özür dilerim. Son cümlemi söylüyorum. Bu KK, 5 nolu KK komisyonu Ali Yılmaz şu anda aile başkanı hazinede. Sadece onun yazmış olduğu rapor var ya. Onunla gitsem şimdi bir Avrupa ülkesine ilticam kabul edilir. Kendi adıma 4'e ayırdım. Dürüstler, korkaklar, troller ve yavşaklar. Çok özür dilerim.